Aslında Ankaralıyım ben. Ankara'da doğdum ama çok fazla şehir değiştirerek yani birçok yerde yaşadım. Biraz böyle göçebe bir hayatım oldu. En önemli şeyler yani hayatında insanın belli dönüm noktaları vardır. Bunlar sanırım şeydi benim için en önemlisi Ankara'ya gelmem sanırım. Bu benim için çok önemli. Ya çocukken aslında bu benim için çok önemli bir hikaye, çok da özel bir hikaye ama bunu paylaşmak istiyorum bunu. Çocukken bir şey oldu. Uzun yıllar benim renkli bir battaniyem vardı, rengarenk bir battaniyem vardı. Onu kafama çektiğim anda kaç yaşındaydım tam da hatırlamıyorum. 6 ya da 7 yaşında olabilirim. Odama uzaylıların geldiğini ve uzay aracının geldiğini falan görüyordum. Odanın içinde dolaşıyorlardı. Battaniyenin içi rengarenk oluyordu. Rengarenk ışıklar oluyordu. Ve yorganı kafama çekip onların gitmesi için işte içimden saymaya başlıyordum. Birazdan gidecekler gibi. Bu bende inan ya benim en büyük çocukluk travmalarımdan biri bu sanırım. Sonra şey yapmaya başladım. Odamda bir şeyleri karıştırdıklarını, bir şeyleri incelediklerini düşünmeye başladım. Ve şeyi çok net hatırlıyorum. Artık çok sık gelmeye başladılar. Anneme söylemem gerekiyor, annem babama söylemem gerekiyor gibi bir şey düşündüm. Ama bu bahsettiğim şey aylar, haftalar süren bir şey. Sonra bir gece artık annemi öldürmeye geldiklerine karar verdim. Bu kararları nasıl verdiğimi hatırlamıyorum. Sonra gidip annemin yatağında ağladım ve anneme anlattım. Uzaylılar gelecek, seni öldürecekler, kaçıracaklar gibi şeyler söyledim. Sonra beni bir şekilde geçiştirdi ve bu travma bende şeye yol açtı. Artık konuşmam gerekiyor yani. Sadece yapmam gereken tek şey yorganı kaldırmak. Sadece o karşılaşma anını yaşamam gerekiyor gibi bir şey söyledim. Sonra o bana şunu söyler, ben de ona şunu söylerim gibi kendi kendime konuşmaya başladım. Ve bu kendi kendine konuşma hala da bende devam eden bir şey. Sürekli tetikte olmak, sürekli verecek bir cevabının olmak zorunda. Onların söyleyeceği şeylere karşı ben şunu söylemek zorundayım gibi. Ama bu dönemde başka bir şey oldu. İşte trans kimliğimle ilgili olan kısmı da bu. Evet, Tanrı bir hata yapmıştı ve bunu düzeltmek için belki onları gönderiyordu. Ya da kendini özel hissetme hali. Evet, bir görevim var. Çünkü zaten ben farklıyım, zaten başkayım. Muhakkak ekstra bir şeyin olması gerekiyordu ve bu onun bir işareti. Dünyayı kurtaracağım ya da başka şeyler yapacağım. Çünkü ben zaten farklıyım çocukluğumdan beri, kardeşim gibi değilim. Evet, uzaylılar da bu yüzden geliyor gibi bir sanrıya kapıldım. Ama sonra belki de benim yaşadığım en büyük ve ilk hayal kırıklığı böyle bir şeydi. Dünyanın kendini transseksüel olduğun için ve farklı olduğun için kendini dünyanın en özel ve en harika kişi zannediyorken bir anda o anı çok iyi hatırlıyorum. Sadece arabalar geçtiği için arabaların farları battaniyenin üzerine yansıyordu ve ışıklar o yüzdendi. Bunu bir anda öğrendim. Sonra baktım ve her araba geçtiğinde o ışık odanın içine dağılıyor. Yani aslında ben özel falan değil, dünyanın en zavallı insanıyım. Hayal kırıklığı. Bu benim için çok önemli bir olay. Yani aslında hiçbir şey değilim. Dünyayı falan kurtarmayacağım. Aslında özel biri falan da değilim. Sadece ışıkların yarattığı küçük basit bir oyunu fark edemeyecek bir zavallıyım hissi. Sanırım bu evet benim için çok önemli bir olay. Sonra ne olduğunu hatırla. Sonra uzun bir süre şey oldu. Önce o battaniyeden kurtuldum. Ağlamıştım. Bu battaniyeyle yatmayacağım bir daha. Yıllar sonra başka bir yerde, 3-4 yıl sonra belki daha uzun. Battaniyeyi bir yerde gördüm. Evin başka bir yerinde yani çok bir de böyle bir şey var. Çocukken sürekli annem evde yokken evi keşfetmeye çalışırdım falan. Sanırım birçok çocukta vardır bu. Battaniyeyi başka bir yerde gördüm ve o anki duygunun aynısını yaşadım diyebilirim. Evet, sen bir zavallısın. Aslında özel biri de değilsin. Duygusunun aynısını yaşadım ve en büyük korkularımdan biri o battaniyeyi hayatımın herhangi bir yerinde şu anda görmek. Umarım görmem bir daha o battaniyeyi. Osmanlı'dan beri bu muhtar şey var, muhtarlık var. Bırakın hiçbir biyolojik kadın aday olmamış o tarihten bu tarihe kadar. Ve Cumhuriyet döneminde bir ilk bir trans kadın olarak ben adayım.
Şimdi böyle 5 tane faşist, bir de trans kadın. Neyse girdik. İlçe seçim kuruluna gittim. İşte gerekli bilgileri falan aldım, bildirttirdim falan. Ve ben demecimde şunu söyledim. Yani ben dedim bir oy dahil almış olsam bir taşı yerinden dedim oynattım demektir bu dedim. Ve ben yine belgindim, yine aktivistim. Birçok işler yaptım ve yaptık bütün dernekler olarak. Hiç gazetelerde çok az alıyordum. Hani bir sayfa doluydu. Benim adaylığım duyulduktan sonra bırakın Türkiye'deki gazetecileri, İngiltere'den, Fransa'dan, bütün gazeteciler geldi. Sabah bir kalktım baktım ki baş sayfayım. Bir sabah gazetesi bana ait. O içi filan işte Türkiye'nin ilk trans işte biliyorsun. Üçüncü geldim. Çok onur verici. Şimdi benim orada o mahallede yüzdeye koyacak üçüncü geldiysem birçok milletvekilleri ki o kadar oy da alamadı. 80 küsür oy aldım. Tabii ki bu kadar belden aşağı vurmalarına rağmen hiç de bana o halk oy vermezdi. Şimdi benim İstanbul'da 80 küsür seçmenim var. Bizim aslında halkla hiçbir şeyimiz yok. Bizim halkla aramızı açan dediğim gibi medya, dediğim gibi yasalar. Biz yoksa komşumuz Ayşe Hanım'la, Fatma Hanım'la, Ahmet Bey'le, kasabamızla, manavımızla çok çok iyiyiz. Muhtarlık deyip de küçümsememek gerekiyor. Muhtarların seçimlerde çok önemli işleri yaptığını da biliyorum. Bu da böyle bir süreçti, mutlu bir anıydı. Bu benim değildi. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün transların bir başarısıdır. Bu benim başarım değil. Bu diğer transseksüel arkadaşlarımın başarısı. Bu gerek yurt dışındaki arkadaşlarımın başarısı. Ve bu da hiç küçümsenmeyecek çok güzel bir olaydı. Ben Yalovalıyım. Annem babam Bulgar göçmeni. Göçmen bir ailenin çocuğuyum. 5 yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum. 50 yaşındayım. Ya bu kadar düşünüyorum. Nereliyim? Türkiye'liyim diyeyim ben buna. Yani hani doğup büyüdüğüm şehir çok önemli değil. Ben bir Türkiye'liyim, Türk vatandaşıyım. Bu benim için çok önemli, yeterli. Ailemde hep kız gibi büyüdüm. Dayaklarla büyüdüm. Yasaklarla büyüdüm. Rahmetli babacığım emniyet mensubuydu. Otoriter bir tabii ki. Çok otoriter bir ailede. Annem tamamen iç işleri, babam tamamen dış işlerini yapan bir insandı. Artı annem %50 dış işlerine bakan bir insandı. Her şey ondan sorulurdu. Onun işte ayıpları, günahları, yasaklarıyla büyüyen bir ailede oldum. Yaşım ilerledikçe trans duygularım arttı. Ve okul çevremde kız diye hitap edilmeye başlandı. Yaşım ilerledi, kaşlarım alındı. Yaşım ilerledi, cilalar kullanmaya başladım. Yaşım biraz daha büyüdü, hafif makyajlar yapmaya başladım. Yani işte dediğim gibi bütün transların hayatı hemen hemen aynıdır. İş hayatımda keza öyle oldu. Eşcinselliğimden ötürü işlerden defalarca atıldım. Patronum benimle birlikte olmaya kalktı. Olmadığım için 2 hafta sonra beni işten attı. Bunları da yaşadım. Yani genelde dediğim gibi bütün transların geçmişteki yaşamları birbirine çok yakın. İntihara karar veriliyor. İntihar ediyoruz hatta. Ölümden dönüyoruz. Ben de bunları yaşadım. İntihar etmedim ama intihar neşeliğinden döndüm. İntihar mektubu yazdım. Ablam mektubumu buldu. Beni kendi eliyle psikiyatriste götürdü. 6 ay tedavi gördüm. 6 ayın sonunda doktor tekrar velini bana getir dedi. Velimi götürdüm. Ablamla oturdu, konuştu. Kardeşim de tamamen böyle bir ruha sahip. Bunu değiştirmem imkansız. Başka bir hastalık olsaydı tamam tedavi edilebilir. Fakat ben bunu tedavi edemem. O anda ablam çok şiddetli saldırganlaştı. Doktorun yakasına yapıştı. Benim kardeşim o zamanlar eşcinsel kelimesi yoktu. Homoseksüel kelimesi vardı. Kardeşim homoseksüel olamaz diye doktorla birbirlerine girdiler. Zoraki sakinleştirildi. Yani bunu da yaşadım. Dediğim gibi bütün transların hayatında birbirine çok yakın şeyler vardır. Trans ortamına girmezden yaklaşık bir 4 yıl önce falan tiyatro yapmıştım amatör olarak. Tesadüf eseri. Konfeksiyonda çalışıyorum, tezgahtarım. Yan mağazadaki adam tiyatrocuymuş. Bir gün muhabbet esnasında söyledi. Biz de tiyatro yapıyoruz ve bir oyuncumuz eksik dedi. Aa dedi sen gelir misin? Ben hani hiç bilgim yok. Olsun sorun değil gel dedi. Kalktım gittim o akşam oyunu izlemeye yani provaları izlemeye. Ve tesadüf eseri bir anda kendimi oyunun içinde buldum.
İlk oyunumda Bekir Yıldız'ın oyunuydu, hiç unutmuyorum. Sahipsizler diye bir oyun. Fakat yönetmen 3 kitaptan alıntı alarak o oyunu hazırlamıştı. Ve o amatör halimle hiçbir şey bilmeden bana 4 rol birden verdi. 3,5 saatlik, 2 perdelik bir oyundu. Biz o oyunla turnelere çıktık. Çok güzel bir zaman geçirdik, onu diyecektim. Orada çekilen resimlerim vardı benim. Hani makyajlı falan filan resimler oluyordu. Çünkü mecburen rol gereği makyaj yapmak zorundaydım girdiğim kılığa göre. O resimleri ben annemden gizlemiştim odamda, gardırobun çekmecesinin arkasına. Kırmızı dantelli iç çamaşırlarımla birlikte o resimleri koymuştum. Annem işte artık benden şüphe ede odamı alt üst ediyor rahmetli. Ve en son onları bile, o resimlerim dahi hayatımdan gitti. Hepsi yırtılmış, her şey. Hepsini yırtmış atmış. Ne bir resim kaldı, ne bir hatıra, ne bir anı. Hiçbir şey yok geçmişime dair. Sadece geçmişte kalan, evden çıkarken, annemlerden ayrılırken yanıma aldığım bir albümüm var. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Şu anki hayatım, bilmem, sallan yuvarlan gidiyor. Ben Edirne'de doğdum. Yani Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin bir köyünde, çiftlik köyde. Yani köyde doğduğum için oradaki yani orada her şey, yani Türkiye'de de böyle, İstanbul'da da, hani yani dünyanın hiçbir yeri, Türkiye'nin en azından hiçbir yerinde bu değişmiyor, bu kalıplar değişmiyor. Fakat yani köyün içinde yaşıyorsanız eğer, küçük bir köyde, yani 40-50 hanenin bulunduğu bir köyde, o kendini orada transseksüel olarak yaşamak gerçekten hani daha zor oluyor. Çünkü insanlar sizin farklılığınızın direkt yani direkt farkında ve bu yüzden sizinle yani küçük yaşlarda daha fazla dalga geçiyorlar, daha fazla işte alay konusu oluyorsunuz ve gözler sizi sürekli sizi takip ediyor. İşte İşte seçim yapmaya başladıktan sonra, kendi seçimlerinizi yapmaya başladıktan sonra ne zaman etek giyeceksiniz, ne zaman makyaj yapmaya başlayacaksınız, yani ne zaman işte onlar için genç kız olacaksınız, annenizden, babanızdan ve çevredeki her bireyden bu baskıyı görüyorsunuz. Yani İstanbul'a geldiğimde en azından hani baktığımda toplumdaki insanlar, yani apartmandaki insanlar bile birbirini tanımıyorlar. O yüzden hani birbirleriyle pek fazla ilgilenmiyorlar. Ama köyde yaşıyorsanız herkes birbirini tanıyor ve herkesin birbirini tanıması demek herkesin birbirine ilgilenmesi ve herkesin birbirine müdahale etmesi anlamına geliyor. O yüzden orada yaşamak daha zordu benim için. Daha sonra yani ailemin yanından ayrıldım. Edirne'de İşte Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya devam ettim. Ya yani orası da zordu benim için çünkü kız yurdunda kalıyordum. Yurtlar karma değildi. Ve şöyle baktığımda herhalde yurtta tek trans kişi bendim. O yüzden hani benim için zor bir süreçti. Çünkü mesela ilk odaya çıktığımda benim odama başka kimse gelmek istememişti. Daha sonra diğer işte kişilerle sorun yaşadıkları zaman hani benim odama birkaç kişi gelmişti. Yani bunun gibi ayrımcılıklar yaşadım. Fakat üniversiteye geldiğimde ve İstanbul'da araştırmaya başladım ve ilk buraya geldiğim anda aktivizmin içine girmeye karar verdim. 18 yaşındaydım. Çünkü gerçekten hani çok fazla dışlanmıştım, çok fazla ayrımcılığa maruz kalmıştım. Hiçbir şekilde yani lisede sadece kendimi açıklayabilmiştim rehber öğretmenime. Ve o da bana etek giyersem, makyaj yaparsam değişeceğimi söyledi. Ve ben bunların yani o zaman ve beni psikiyatriste gönderdi işte sana yardımcı olacak diye. Buradaki psikiyatristler gibi değildi ve o kişi benim istediğim gibi yaşayabileceğimi hani... bunun benim seçimim olduğunu, istersem ameliyat olabileceğimi, istersem olmayacağımı söyledi. Fakat ben ona gittiğimde o bana kesinlikle böyle bir şey yok. O psikiyatrist hiçbir şey bilmiyor. Daha çok genç olduğu için işte seni yanlış yönlendirmiş diye şeyler söyledi rehber öğretmenim ve daha sonra bana makyaj yapmamı önerdi. Ben de işte hani
aslında şey diye baskı yaptı yani, eğer makyaj yapmazsan, etek giymezsen annenler çok üzülecek, ailenin çok hayal kırıklığına uğratacaksın. Baban seni, sana şiddet uygulayabilir yani ailen. Yani şiddet, sana şiddet uygulamasalar bile kendileri toplumdan çok büyük şiddet görecekler. Sen buna nasıl dayanabilirsin, buna nasıl müsaade edebilirsin gibi şeyler söyledikten sonra ben vicdan azabı duymaya başladım. Ve o yüzden etek giydim, makyaj yaptım. Fakat bütün bunlarla değişmediğini gördüm. Ve daha sonra yani kendi kimliğimi, kendi hissettiğim gibi yapılandırmaya başladım. Fakat İstanbul'a geldiğimde de gördüm ki yani çapaya, terapiye başladığında da kimliğinizi siz yapılandırmaya çalışsanız bile buna toplum müsaade etmiyor. Bir şekilde sizi değiştirmeye çalışıyor. Yani trans erkeğim diyorsunuz ama bu sefer erkeklik kalıpları içine giriyorsunuz. Aileniz bir kalıbın içine sokmaya çalışıyor sizi. O kalıbın içinden çıkabilmek için zaten tam zıttını yapmaya çalışıyorsunuz ki o insanlar sizi kabul etsin. Yani bir erkek olarak yaşamaya çalışıyorsunuz daha çok, kabul görmek için. Daha sonra bütün bu kalıplar çıkınca, yani kadın olarak annemi yetiştirmeye çalıştığı için şu anda annemin karşısında işte şu fiları takmam bile büyük bir sorun olabilirdi eğer erkek olmuş olsaydım, yani doğuştan onlar için. Bunu takmam bile sorun olabilirdi fakat şu anda böyle bir problem yok. Ankara'da doğdum büyüdüm. Babam da Ankara'da doğup büyümüş ama babamlar Ordulu, anne tarafım Girit göçmeni, Ege'de oturuyorlar. Yani bir sitede büyüdüm. 19-20 yıl annem de öğrenciyken orada oturuyormuş falan. Hani yıllar yıllardır falan aynı yerde oturuyoruz. Bütün hani çocukluğum böyle ekstra süper güvenli, iki tarafı devlet binalarıyla kuşatılmış bir sitede geçti. İşte kendi bahçesi olan hani kendi sitedeki çocukların oynadığı falan, herkesin birbirini tanıdığı, işte bakkalın çakkalın zaten komşun olduğu falan, mahalle hayatının olduğu bir yer yani. Aynı zamanda çok da nezih, hani orta sınıfa tekabül eden böyle bir yer. Şeyde, ilkokula da yakında bir yerde gittim. Yani işte klasik çocukluk yani işte. Bisiklete bineyim sürekli, top oynayayım falan, öyle. Ben İstanbul doğumluyum. Annem babam da İstanbullu. Ama Tekirdağ'da büyüdüm 5 yaşından itibaren. Lise dönemime kadar Tekirdağ'daydım. Daha sonra liseyi Lüleburgaz'da okudum. Sonra üniversite için tekrar İstanbul'a geldim. Mekan olarak hani hayatım buralarda geçti. İstanbul, Tekirdağ arasında daha çok. Hayatıma dair ne paylaşmak isterim? Aslında anlatacak tabii ki çok şey var. Yani en böyle hani hayatıma baktığımda ben bir transım diyorum. Ve yani böyle sanki başka bir şey yokmuş gibi falan geliyor. Yani hani o kadar çok yani... Hele şu son 5 senedir gözüme sokuluyor ve hani o kadar üzerine düşünmek zorunda kalıyorum ki yani yaşadığım bir translık deneyimi var ve hani sanki her yerde bunu anlatıyorum, bunu anlatmak zorundayım gibi hissediyorum. Ama aslında hani bundan yani bir yandan rahatsız değilim, evet böyle çünkü, ama bir yandan başka şeyler de var. Yani ben bir öğrenciyim, hani dans da ediyorum, işte dans etmeyi seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum vesaire falan. Hani bunlar da var yani, hani ne bileyim, bundan bahsetmek istedim nedense şu an. Yani İstanbul doğumluyum, İstanbul'da doğup büyüdüm. Öyle çok fantastik anlatılacak bir şey yok geçmiş hayatımda. Daha doğrusu yani bildiğimiz geleneksel aile hayatı. Orta sınıf bir ailede büyüdüm. Bahçeli evlerde. Ama mesela Demet Demir'le yaşamaya başladım 10-20 yaşımda. Bana beraber yaşayabileceğimiz teklifinde bulundu benim tam o geçiş, değişim, dönüşüm sürecimde. Ve onunla yaşamaya başladıktan sonra esasında ailemin ne kadar işte beni 80 döneminden sonra apolitik yetiştirdiğini ve apolitik bir çevrede büyüdüğümü falan fark ettim. Daha sonra işte trans hareketi oluşmaya başladı kendiliğinden. Ülker Sokak'ta bir direniş başlamaya başladı.
Ondan sonra sanıyorum asıl dünya hakkındaki politik sorularım ve şeylerim, çalışmalarım başladı. Aslında kök Sivas, bizim kökümüz Sivas. Aleviyiz, Kürt kesimindeniz. Annem babam Kürt, babam fazla değil de annem Türkçe bile konuşamaz. Kürttür. O zamanlarda Kürtçeyi fazla sevmezdim çünkü Kürt şeyinde çok şeydi. Yani arkadaşlarım dalga geçiyordu, annesi Kürt falan filan. O yüzden şimdi ama keşke anlıyorum da konuşamıyorum. Ondan sonra ama Adana doğma büyümeyin. 9 kardeşiz. Erkek dediğimiz kişilerin en küçüğüyüm. Kız çocuğuyum. Ondan sonra Ankara'ya yerleştim. Şu an Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara'da yaşıyorum. Adana doğumluyum ama. Doğu kökenliyim aslında ben. Çok şey, Türkiye'nin siyasetinin içinde bir geçmişim var aslında. Bir tarafım Kürt, bir tarafım Türk kökenli bir aileden geliyorum. Aslında Dersim katliamlarıyla da yakından alakası var bir kökenimin. İşte göç ettirmek zorunda bırakmışlar. Doğma büyüme Ankaralıyım ben. Ankara'da da yetiştim, büyüdüm. Kürtçe hiç bilmem. Kürtlüğümüz sürekli, Kürt tarafımız sürekli bizden gizlendi, saklandı. Yeni yeni çıkıyor ortaya. Asimile olmuş bir aileden geliyorum. Çocukluğum hep Ankara'da geçti ama işte kendim cinsiyet kimliğimi çıkardığım andan itibaren doğu kökenli bir aile olmanın problemlerini yaşamaya başladım. Büyük abilerim öldürmeye kalktılar. Aile meclisi toplandı. Ankara'da büyümek de yetmiyor. Başkentte büyümek de önemli değil. Aile meclisi toplandı. Ölüm kararı verildi. 12 metre zincirle dolaştım 3 gün kuytu bir köşede. 90'da, 1990 tarihinde. Bir küçük abim, benim bir büyüğüm, ben 6 kardeşiz, biz en küçüğüyüm ben. Benim bir büyüğüm beni işte 3 gün tabii zincire vuruldum, dövüldüm, sürekli dövdüler falan. Öldürmeye karar verdiler de şeye, nereye gömeceklerine karar verememişlerdi. 3 gün bunu düşünüyorlardı. En sonunda işte doğuda köyümüze götürüp gömmeye karar vermişlerdi. 3. gün akşamı, daha doğrusu sabaha karşı benim bir büyük olan abim beni zinciri çözüp kucağında tren vagonuna attı, götürdü. Dışarıda yaşam şansın çok daha fazla diye. Orada işte gay arkadaşlarım, eşcinsel arkadaşlarım, transseksüel arkadaşlarımla birlikte kendime geldim. 6 ay tren vagonlarında yattım tinercilerle birlikte. Isınmak için Ankara ayazında başka bir çaren yoktu. Kimseyi tanımıyorsun. 90'da transseksüeller falan çok fazla değil. Bir de korkuyorsun. Çocuğum daha küçüğüm. İstanbul'a kaçtım 6 ay sonra. İstanbul'da seks işçiliği yaptım. Şöyle söyleyeyim. Aslında annem beni kız gibi yetiştirdi. Küçükken mesela ablamlar, hani 4 tane ablam var, bir de annem var. 5 kadının içinde büyüdüm. Ve hani şey, ablamlara mesela eskiden annem etek dikerdi dikiş makinesinde. Ve ben de ağlardım, bana da dikerdi, giydirirdi, saçlarımı kesmezdi. Kız çocuğu gibi büyütürdü yani. Mesela ne bileyim, hani erkek çocuklar arabayla oynar, silahla oynar. Ben sürekli bebek isterdim, ağlardım, zırlardım, alırdı. Her istediğimi yaptırırdım ağlayınca yani. Ve ilkokulda zorla hani şey, pantolon giydirmeye başladılar, saçımı kestiler. Ve bu benim için çok kötüydü ve unutamadığım bir şey, hala hatırlıyorum çünkü iz bıraktı yani. Ağlaya ağlaya okula gittim yani, o pantolonu giyip o saçımı kesip. Çok şeydi, etkilemişti beni. Ve hani büyüdükçe artık hani şey, çocukluğa vermiyorlar bazı şeyleri. Çocuktur, yapar falan diyorlar. İşte giysin, hevesini alsın falan filan. Büyüdükçe her şey değişiyor. Yok sen erkek çocuğusun, etek giyebilir misin? Yok işte saçını nasıl uzatırsın? Yok niye kız gibi konuşuyorsun? Yok bilmem niye kız gibi davranıyorsun? O bebeklerle artık oynamaman gerekiyor. Ve gizli gizli bebeklerimi saklardım. Hatta lisede bile oynardım. Yakın döneme kadar gizli gizli saklardım yani.
oynardım hani annemden gizli odamda saklayıp o Barbie bebekleri harçlığımla alıp ve daha sonra hani büyüyünce yine toz kondurmuyorlar. Hani erkek evladımız falan diyorlar ama senin ağzından duyunca her şey değişiyor seni itiraf edince. İşte ben transseksüelim, ben hani kadın ruhuna sahibim dediğin an bütün her şey değişiyor. Senin sana bakış açıları değişiyor. Artık sen bir tehlikesin onlar için. Hani bunu söylememen gerekiyor aslında. 16 yaşımda aileme açıldım. Şu an 26 yaşındayım. Tabii kabullenmediler. Çok zor oldu bu onlar için. Yani damdan düştüler gibi bir şey oldu böyle. Birçok işkencelere maruz kaldım. Kardeşim tarafından, abim tarafından. Eve kapatıldım 8 ay. Kimliğim benden alındı. Evden kaçmamam için. Hani fiziksel, sözlü birçok şiddete maruz kaldım. Çok zor geçti yani. İlk 3 yılım benim çok zor geçti. Ailem tarafından. Bayağı şiddete maruz kaldım. Fakat daha sonra abimin tabii hani yurt dışına çıkmasıyla bir rahatlık geldi. Rahatladım yani. Abim tarafından 2-3 defa linç öldürme girişiminde bulundu abim. Onlardan bahsedeyim istiyorsanız. Abimin böyle dini örgütlerden arkadaşları vardı. İşte onlar benim trans olduğumu duymuşlar ve hani abimle birlikte benim infaz kararımı veriyorlar. Annem beni evden kaçırdı. Annem, eniştem ve anneannem sayesinde evden kaçabildim. Bir süre anneannemde gizlendim. Bu arada tabii beni arıyorlardı infaz etmek için. Daha sonra ablamlarda kaldım 2 ay ve korkunçtu yani. Abim geldi. Daha sonra hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek annemlere ikna ederek onları benimle görüşmek istediğini söyledi ve görüştüğü zaman da saçımı kesti. Daha sonra işte o 8 aylık süreç başladı. Eve kapatılma süreci. Dışarıya hiç çıkmadım 8 ay boyunca. Ayağıma zincir bağlayarak kalorifer borusuna bağladı. Ve sadece tuvalete kadar, hani lavaboya kadar uzanabiliyordu o zincir. Yani 8 ay boyunca böyle insanlarla iletişim kesilmiş bir şekilde yaşadım evin içinde. Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm. Ailem de Eskişehir'de. Eskişehir'de çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır ailemden ayrı şekilde yaşıyorum. Sağ olsun annem bana şehir merkezinde ayrı bir ev aldı. Orada kendi hayatımı sürdürüyorum. Ailemle aram çok iyi, hala görüşüyoruz. Vallahi ben Karslıyım. Geçmişimden, kendimden nelerden bahsedebilirim? Benim oyunum var. Ve kendimi anlatıyorum. İsterseniz gelin onu orada görün. Nereliyim? Aslen Siirt kökenliyim. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul Bayrampaşalıyım. Yani orada doğdum, büyüdüm. 13 yaşında trans kimliğimi fark edip ailemden ayrıldım. Seks işçiliği yapmaya başladım. Bundan 2 sene öncesine kadar da seks işçiliği yapıyordum. Zaman zaman hala yapıyorum. Yani hayatımı devam ettirebilmek adına işte böyle. Onun dışında da işte çok her trans kadın gibi çok cafcaflı, böyle hani sorunlu, işte polislerle sorun, aileyle sorun, çevreyle sorun geçmiş bir yaşantım var. Benim Engincan diye bir arkadaşım vardı. Çocukluk arkadaşım zaten. Onunla beraber kaçtık. Yani onu zaten ailesi biliyordu. İlk Antalya'ya gittik zaten. Antalya'da hani bu gençliğin işte verdiği şeyle o anneler hani ben alacağım, ben edeceğim kavgası oldu. Ondan sonra şimdi rahmetli oldu
daha geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde öldürüldü. Antalya'da rahmetli Çukurdeniz. Onun yanında kalmaya başladım. Öyle çalıştım. Tabii ki hani birçok trans kadın hani rekabet vardır. Yani bir yenisi gelir, iş yapacak olan işte saldırırlar, ederler. Onları yaşadım. Yani işte tartaklandım, istenmedim. Birçok şey yaşadım öyle. Ankara'da doğdum, Ankaralıyım. Geçmişim ve kendi hikayem evet aslında şey, hayatımı böyle ikiye bölüyorum. Bıraktıklarım ve aldıklarım diye. Geçmişim evet bana ait. Kabul ediyorum. Ama ben olabilmek için geçmişimden kurtulmam gerekliydi. 30 yaşına kadar verdim tüm emeğim, enerjim. Her şeyim hani tırnağımla dişimle ben olarak var ettiğim her şeyi cinsel kimlik diye sorduğunuz soru yüzünden yani o sorunun karşılığını hani cinsel kimlik yüzünden ben bıraktım ve buradayım. Ve hani şey çok üzüldüğüm yerler de var hani annemle olan ilişkim. Ya ben sana 30 yıl 30 yaşına kadar hani onların istediği bir bireydim, asker oldum ve yani en son annemin attığı kazık şeydir bana. Hani böyle şey, vicdani reytingi popüler, popülasyon, hani popüler kelimesi de çok çirkin oldu, özür dilerim vicdani reytingiler için. Hani böyle yeni duyulmaya başlanırken, hani vicdani reytingi kafama oturtmuşken annem öyle ağlardı ya, hayatımı zindan etti kadın böyle. Lütfen askere git, lütfen askere git. Ve hani eşcinsel kimliğin, trans kimliğin bilmem ne birçok kimliğin bilinirken askere göndermek istedi. Ve sırf annemi kırmamak için hayatımda attığı en büyük kazıktır. Ya askere gittim ya, var mı böyle bir şey hani? Gerçi iyi oldu, askerliği bayağı bir problem yaşadı ama. Ya hikayem böyle şey, üniversite okudum hani böyle, solcu oldum lanet olsun, hani feminist oldum hani. Bunların hepsinin trans bir kimlik olunca anlam, yani sola yaptığım hizmet boşa gitti yani pom puf. Gerçi öbürlerinki de öyle de. Hani askerliğe yaptığım hizmet pom Allah'tan. Ama şey hani birçok iyi şeyler de yapmıştım mesela annemle olan ilişkilerim, karşı komşumuzla, bakkalımızla, işte postacımla, okul hayatımla, eğitim hayatımla, ne bileyim tiyatro çalışmalarım olmuştu mesela eskiden falan. Pof hani başka bir kimlik oldum falan fıstık hani yeni bir kimlik yarattım aslında kendim. İstemediğim şeyler değildi diğerleri aslında. Ben değildim. Şimdi beni var ettim. Beni var etmekte hani zaten kırmızı bir rujdan oluştu bende. Hani, sonra beni var ederken, hani kadın ganimeti var ederken var etme sürecinde erkekliği öğrendim. Çok enteresan hani böyle kadın olabilmek için erkek oldum. Sokağa çıktım, erkeklerle kavga ettim. Fuhuş yapabilmek için yani, anladın mı? Çok erkekçe bir şey hani. Hangi biyolojik kadın gece 3'te çamların dibinde bilmem ağaç geçmez, yol geçmez orada seksçiliği yapmak için çıkabilir ki? Kadın olabilmek için erkeklerin gücünün daha üstüne bir yere getirmek zorunda kaldım. Sokak serserileriyle kavga ettim. Eskiden sokak serserileriyle hiç yolum teğet geçmezdi. Şimdi sokakla arkadaş oldum. Uyuşturucu bağımlarım, hırsızlar, gaspçılar, tinerciler, kağıt toplayıcıları, kendilerini geceliğin var eden insanlarla bir oldum ve eski hayatımdan aldığım hiçbir şey burada fayda etmiyor. Yani üniversite kimliğin sana sokak serserisiyle konuşurken veya bir hırsızla, tinerciyle, gaspçıyla veya seks yaptığım insanlarla konuşurken hiçbir faydası olmuyor. Mesela bir yabancı dilimin hiçbir faydası olmadı. Veya PC bilmem hani. Çok ayrı bir dünyaya girdim. Bu dünyada kadın olmak için gelmiştim hani. Amacım zaten hani buydu hani. Ama sonra anladım ki kadın olabilmek için
çok şey vermişim, abartmışım, erkek olmuşum. Sonra da bu bana başka şeyleri de getirdi yanımda. Aslında hani kimliklerden uzak durmamı öğretti. Duygu dünyam, his dünyam birçok şey getirdi yanımda. Kendimi özgürleştirdim. Saygı duyulmayı öğrendim. Sonra bedenlerin dillerini öğrendim. Beden politikalarını öğrendim.